İşte bu da bir başka erkek terörü. Evlatlarını korumak isterken kocasını öldüren Fatma Koç'u hepiniz hatırlarsınız. Üç çocuk annesi kadın yıllar süren o şiddeti daha fazla dayanamamıştı. Kocasını göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Mustafa Koç mezara, Fatma Koç da cezaevine girdi efendim. Onun masum olduğunu söyleyen çocukları ve hatta kayınvalidesi bile Fatma Koç'a sahip çıktı. Bizde baba kavramı yok abi. Bizim şimdiye kadar yaşadıklarımızı duvarlar bir dile gelse, söylese de şu dinleyenlerin hiçbirinin kalbi dayanmayacak. Babasının şiddetinden kurtulmak için çocuk gelini oldu. Baba evinde yaşadıklarını anlattıkça yürekleri dağladı. Sürekli alkol alıyordu, alkolü gelip dövüyordu. Alkolsüz olsa da dövüyordu. Çünkü en ufak şeylerden bahane buluyordu. Oğlu öldürülmüştü ama kaynanası bile Fatma Koç'u savundu. Evliya gibi, melake gibi canım benim. Kıymatlı benim gelinim değil kızım. Beyşehir ilçesinde yaşayan Fatma Koç, evlendiği günden beri eşi Mustafa Koç'tan şiddet görüyordu. Eve sürekli içkili gelen kocanın hedefinde sadece karısı yoktu. Kardeşlerimin olsun, annemin olsun, canına tak ettiresiye her şiddet uyguluyordu. Öyle ki çiftin en büyük çocukları Güllü Çakır, babasından kurtulmak için 16 yaşında evlendi. O şiddetten kurtuldu ama annesi ve kardeşleri onun kadar şanslı değildi. Boşanmak istedi, gitmek istedi. Babam dedi ki işte siz gidemezsiniz, seni bulurum, ailene de zarar veririm. Sürekli tehdit ederdi. Mustafa Koç'un annesi Güllü Koç da gelinine sahip çıktı. Fatma masum, cezaevinden çıkarın diyerek yalvardı. Fatma masum, ne olur bir dakika önce onu kurtarmaya çalış. Çocukları için yapmış, o gün tek başına olsaydı annem yine o dayağı yerdi, otururdu. Gerekli olan her şeyi sağlamak adına tüm imkanlarımızla Fatma Koç'un arkasına duracağız. Gördüğü şiddet tahammül edilemez hale gelince kocasını öldüren Fatma Koç hala cezaevinde. Onu tanıyan herkes olayın nefsi müdafaa olduğunu savunuyor ve serbest bırakılmasını istiyor.